Gişe rakamları, filmlerden ilk görüntüler ve filmlerden haberler. İşte sinema dünyasında yaşanan gelişmeler. Ölümlü Dünya 2 gişeye rekorla başladı. Şu çilemiz artık bir bitsin lütfen ya. İbrahim Büyükak'la Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan Mutlu Yüz'den ilk görüntüler. Ama ya böyle de benim bu ayak sığmıyor. Sen benim kucağıma ver. Tamam. Hazırız hocam. Kubse Özay'ın Loğusa'sından yeni görüntüler. Ne yapıyorsun aşkım? Sakaz boğaz. Sinemadan son haberler. Beyaz perde ve dijital sinemadan son görüntüler. Yapman gereken tek şey izin vermek. Ve şimdi enerji. Evet, enerji hisset. Geniş kadrosuyla sinemaya yeniden kahkahayı getiren Ölümlü Dünya 2 gişeye rekorla başladı. M60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? Taksiyle örgüt çökertmeye gidiyoruz. Derin dondurucuya adam mı bağlar oğlum? Derin dondurucuya la. Herkes minibüste topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu biliyor. Kalk oğlum kalk. İnsanı yakarak öldürmekle boğarak öldürmek arasında inan dağlar kadar fark var teyzem. Mesela Oktay abim kemercidir. Yeni bir plan yapmamız lazım. Abi adamları çok kısa sürede yakalayacağız. Ne diyorsun sen ya? Allah şeytanın aklına gelmez. Bravo İlhan abi. Ölümlü Dünya 2 bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi olurken film ilk hafta sonunda 400 bin izleyiciye ulaştı. Böyle yapalım baba, adamları yakalayalım. Ayrıca kaçamıyoruz, bir arada olamıyoruz. Dolayısıyla hem Zafer'i hem aileyi kurtarmak için bize daha köklü bir çözüm lazım. Bu hafta yeni filmler vizyona giriyor. O filmlerden biri rahmetli şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan Kalbim Yaralı. Tatil de yanımda çalış da aklın başına gelsin biraz. Böyle müzik de yok. Geç geri. Her sabah işim bu. Galasına Murat Göğebakan'ın eski dostu Murat Kekilli ve annesi Hatice Göğebakan da katıldı. Çok samimi, çok sıcak bir insan. Eminim filmi de o şekilde sıcak olacaktır, inanıyorum. Zaten fragmanını izlediğimde o şeyi de izlenimi de aldım. Çok başarılı oynanmış yani. Başarıyla sergilenmiş, sahnelenmiş. Benim için çok duygusal bir anlar yaşıyorum. Ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Murat benim için bir evlattan öteydi oğlum. Kardeş, sırdaş, arkadaş. Ben onunla büyüdüm. Murat bir başka çocuktu. Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç filmde kendi sesini kullandığını söyledi. Ben de buna şahsi düşüncem, bu yanlış anlaşılmasın. Biyografi oynanıyorsa eğer kendi sesini kullanması gerektiğini düşünüyorum oyuncunun. Biz de kendi sesimizi kullanmaya çalıştık. Umarım benzetebilmişizdir ve seyircinin nezdinde bir yer edinebiliriz. Kalbim Yaralı filminde Murat Göğebakan'ın ikinci eşi Sema Bekmez'i canlandıran Tuvana Türkay rolünün ağırlığını şu sözlerle vurguladı. Tabii biyografi filmlerinde gerçek karakterleri canlandırdığımız için bunun ağırlığını oyuncu her zaman üstünde taşır. Biz de taşıdık. Yer yer sahnelerde çok muhakememiz oldu kendi içimizde. Fakat Ali Hocam beni kesinlikle ikna etti. Çektiğimiz hiçbir sahnede hiçbir şekilde hayal ürünü hiçbir şey yoktu. Hepsi tamamen yaşanmıştı ve somut delillerle bak bunlar yaşandı dediği için kendisine güvendim, senaryoya sığındım ve o şekilde iyi bir karakter çıkarmaya çalıştım. En iyi çıkış yapan erkek sanatçı Murat Göğebakan. Tut ellerimi, bırakma beni böyle. Selma ben. Menajerim. Murat Göğebakan ismi artık bir marka oldu. 15 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Necip Memilli'nin paylaştığı Arap Kadri ve Tarzan filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Hadi bakalım. Gıcı genk, gıcı genk nasıl yapalım? Zekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım. Bakın dostlar. Bakın abiler. Bizler ormanda yaşıyoruz.
yaşayan insanlarız. Bizim geçen ay suyumuz çok azaldı. Suyu geri getirmek için bize çok para lazımdı. Ama bizim paramız yok abiler. Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrı Sevsin'le birlikte üstlendiği Yaşam Koçu filminin teaser'ı görücüye çıktı. Yapman gereken tek şey izin vermek. Ve şimdi enerji. Evet, enerji hisset. Enerji hisset. Güzel. Hisset. Hisset. Şimdi baş çakrandan aldığın enerjiyi göğüs çakrandan veriyorsun. Ve enerji vücudunu terk ediyor. Yaşam Koçu 12 Ocak'ta sinemalarda gösterime giriyor. Kardeşim, en sevmediğim danışan tipi. Anında bayılıyorum. Madem enerji bünyen kabul etmiyor, gelme kardeşim ya. Komedi dünyasının iki başarılı ismi İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan Mutluyuz filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Şimdi ama ya böyle de benim bu ayak sığmıyor. Sen benim kucağıma ver. Tamam. Hazırız hocam. Ne yapıyorsunuz? Filmlerde, dizilerde öyle oluyor ya, uzanıyorlar. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız? Mükemmel. 29 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek olan Mutluyuz, çift terapisine giden komik bir çiftin maceralarını anlatıyor. Birbirinize kaç puan verirsiniz? 10. 100. İyiydik bak, itiraf et. Hocam bizde uyum var bir kere, uyum. Hadi. Ve Loğusa filminin yeni görüntüleri. Gupse Özay'ın merakla beklenen filmi Loğusa'dan ikinci teaser geldi. Hayatım öyle hop atarak uyutmayın diyorlar. Tamam, doğru. Aşkım öyle kucaklı sallayarak uyutmayın diyorlar. Aşkım ayakta da sallamayın diyorlar. Amına mı kalkayım, ne yapayım? Ne yapıyorsun aşkım? Az boğaz. ...9 Ocak'ta vizyona girecek Loğusa'nın önümüzdeki yılın en iddialı filmlerinden biri olması bekleniyor. Tavşana at. Ağzına girer. Öldüğünü sen ağzına.